Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dövize bağımlılığını azaltacak takas yöntemini Bakan Bülent Tüfekçi açıkladı. Tüfekçi malı mal ile takas etmenin kapsamı genişletildi dedi. Önceden sadece İran'la sınırlı olan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi muafiyeti artık tüm ülkeleri kapsayacak. Böylece ülkeler vergisel avantajlardan yararlanacak, ihtiyacı olan ürünü dövize ihtiyaç duymadan kendi elindeki ürünle değiştirecek. Bakan Tüfekçi bu kararın alınmasında dolardaki artışın payının olduğunu söyledi. Tüfekçi bu sistemde karşılıklı gümrükleme avantajları ile birlikte herkes kendi yerel para birimini kendi ülkesinde kullanmış oluyor. Takas yöntemini Çin başta olmak üzere pek çok dünya ülkesi kullanıyor dedi. Tüfekçi hayata geçirilen çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı. İlk uygulama ise geçen hafta Rusya ile başladı. Takas yöntemi 2008 yılına kadar tüm ülkelerle uygulanmış ve söz konusu dönemde dış ticaretin yaklaşık %2'sini 3,5 milyar dolar oluşturmuştu. 2016 yılında ithalatımızın 200 milyar dolar olarak kaydedildiği ve bunun 2017'de %1'inin takas yoluyla gerçekleşmesi durumu düşünüldüğünde ekonominin ihtiyacı olan 2 milyar dolar kadar döviz talebinin takas işlemleri sayesinde azalacağını değerlendiriyoruz dedi. Olağanüstü hal kapsamında 4 yeni kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayımlandı. Malatya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan 5 doktor, 1 eczacı, 2 memur, 1 mühendis görevlerinden ihraç edildi. Olağanüstü hal kapsamında 4 yeni kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 367 kişi görevinden ihraç edildi. Ayrıca 124 kişi göreve iade edilirken 2 televizyon kanalı da kapatıldı. Türkiye genelinden görevinden ihraç edilen 367 kişiden 9'u Malatya'dan. Malatya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan 5 doktor, 1 eczacı, 2 memur, 1 mühendis görevinden ihraç edildi. İhraç edilen kişilerin isimleri ise şöyle: Bilal Ünver, sağlık memuru; Sami Dişkaya, sağlık memuru; Nabi Çevik, mühendis; Recep Yusuf Şahin, eczacı; Abdullah Çetintaş, tabip; Handan Türkan Tuna, uzman tabip; İbrahim Nüvit Tahtalı, uzman tabip; Mehmet Altınışık, uzman tabip; Murat Duras, uzman tabip. Veli Ağbaba basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. Referandum sürecini anlatan Ağbaba, Türkiye'nin bölünmemesi için herkesin bu değişikliğe hayır demesi gerekiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Anayasa değişikliği teklifinden bahsederek referandum sürecine girildiğini belirten Ağbaba, bu değişiklik tüm yetkileri tek adama veren bir değişiklik. Saraydan alınan yetki tekrar saraya verilmek isteniyor. Üstelik toplumun %70'i bu değişiklik hakkında bilgi sahibi değil dedi. Biraz önce söylediğim gibi bu değişiklik meclis açıldığından beri en önemli değişiklik, meclisin kendini feshetmesini sağlayan bir değişiklik, bütün yetkileri tek adama devreden bir değişiklik. Bu değişiklikle 1919-1923 döneminde kanla, savaşla binlerce şehit verilerek kurulan kurucu iradenin saraydan aldığı, Dolmabahçe'den aldığı yetkiyi halka devrettiği bir dönemdi, biliyorsunuz 1923. Kurucu irade saraydan iradeyi aldı, halka yani meclise devretti. Şimdi bir yıkıcı irade meclisteki, halktaki, milletteki yetkiyi tek bir kişiye, saraya vermeye çalışıyor. Bunu yaparken de Türkiye'deki insanların bilgilenmesini, öğrenmesini istemiyor. Araştırmalara göre anayasa değişikliğinin içeriğiyle ilgili toplumun %70'i bilgi sahibi değil. Bunu biliyoruz çünkü bu anayasa değişikliği tartışılırken, Türkiye'nin tarihin en önemli anayasa değişikliği tartışılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde canlı yayının yapılmamasıydı. TRT3'ün, Meclis TV'nin kapatılmasıydı. O yaşanan tartışmalar maalesef çok azı halkın gündemine girebildi. O konuşulan şeyler çok azı halkın gündemine gelebildi. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu değişikliği isimler üzerinden tartışmadığımızı
bilinmesini istiyoruz. Biz bunu isimler üzerinden tartışmıyoruz. Burada seçilecek kişi, bu değişiklikler sonucunda seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz başkanlığa karşıyız. Bizim partili de olsa biz başkanlığa karşıyız. Ağbaba iktidarın Suriye politikasını da değinerek, Türkiye önceden arabulucu bir ülkeydi. Eğer iktidar muhalefeti dinlemiş olsaydı, bugün bu olanlar yaşanmazdı, IŞİD olmazdı, Türk askerini yakamazlardı diyerek açıklamalarına devam etti. Yapmayın, Suriye politikası yanlıştı demişti. Mezhepçi politikalar uygulamayın demişti. Türkiye şimdiye kadar Orta Doğu'da sorun çözen, ülkeler arası arabuluculuk yapan bir ülkeydi. Ne oldu Suriye politikasıyla beraber? Sorun üreten bir ülke durumuna düştük biz. Irak'la ilişkimiz kötü, İran'la kötü, Libya'yla kötü, Mısır'la kötü. Suriye'yle savaş halindeyiz. Bu Suriye politikalarını eğer Türkiye bu Suriye politikalarını muhalefeti dinlemiş olsaydı, ben bilirim demeseydi, tek adamın dediği olmasaydı bugün Suriye'de yaşadıklarımız yaşanmazdı. Bakın bugün IŞİD varsa Türkiye'nin maalesef sınır güvenliğini kaybetmesinden dolayıdır. Eğer IŞİD bugün sokak ortasında insanları kesiyorsa, orada askerlerimizi yakıyorsa, Türkiye'nin uyguladığı politikalar sonucundan değerli arkadaşlar. IŞİD'e Türkiye müsamaha gösterdi. Sınırlarını açtı, görmezden geldi, öfkeli çocuklar dedi. Şimdi o öfkeli çocuklar dedi, eli kanlı katiller Türk askerini yakıyor cayır cayır. Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliğine destek vermesini eleştiren ve Bahçeli'nin geçmişteki sözlerini hatırlatan Ağbaba, Bahçeli önceden Türk tipi değil Tayyip tipi başkanlık sistemidir diyordu. Hangi mecburiyetten şimdi AKP'yi destekliyor dedi. Bu meclisten 1,5 partiyle geçti biliyorsunuz. AKP ve Devlet Bahçeli desteğiyle geçti. Tabii siyaset acımasız. Geçmişte söylenen şeylere baktığımız zaman şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği şeylere bakınca insan hayret ediyor. Bakın bir iki örnek vereceğim size. Mayıs 2015'te Devlet Bahçeli diyor ki Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmakta. Bütün yetkilerini kendisinde topladığı, yargının kendisine bağladığını, yasama organı meclisin kendi kontrolüne sokulduğu, denge, denetim ve fren sistemi olmayan tek adam diktatörlüğü tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır diyor. Ne zaman? 2015 yılında. Geçtiğimiz yıl. Yine Aralık 2015'te diyor ki partili cumhurbaşkanı ne demektir? Nereden çıkmış? Kimlerin memnuniyetini sağlamak için planlamıştır? Putin eleştirenler dikkat etsin. Türkiye'nin yeni bir Putin'i yavaş yavaş doğmakta, Türkiye'yi baştan ayağa ele geçirmektedir demiş. Şimdi Allah aşkına değerli arkadaşlar yine Sayın Devlet Bahçeli MHP'nin başkanlık sistemini desteklediğine ilişkin iddialarla ilgili bunu söyleyenler soysuzdur demiştir. Bu iddiaları söyleyenler soysuzdur demiştir. Şimdi geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli bu sistemi desteklemektedir. Hangi mecburiyetten, hangi mahcubiyetten, hangi teslimiyetten bunu desteklediğini biz bilmiyoruz. Ama görünen o ki bu işin içerisinde siyasi rüşvetlerin döndüğünü görmek mümkün. Şimdi tabi burada ben milliyetçi tabanın bu konuda Türkiye'nin bekasını düşünen, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini düşünen milliyetçilerin de buna hayır oyu vereceğinden hiç kuşku duymuyorum değerli arkadaşlar. Ağbaba basın açıklamasını referandumla ilgili olarak Türkiye'nin bölünmemesi için herkesin bu değişikliğe hayır demesi gerekiyor sözleriyle noktaladı. Bu referandum Türkiye'yi maalesef gerginleştiriyor. Bu anayasa değişikliği Türkiye'yi bölüyor ve maalesef Türkiye'nin bugün bölünüp bölünmeyeceği tartışılıyor. Hemen yanı başımızdaki Yugoslavya'yı, Tito'nun yönetmiş olduğu Yugoslavya bir referandum sonucunda bölündüğünü hiç kimse unutmasın. Türkiye'nin bütünlüğü için, Türkiye'nin bekası için bu referandumda herkesin hayır oy vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Yük treniyle otomobil hem zemin geçitte çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Battal Gazi ilçesi Ağılbaşı mahallesi çıkışında bulunan Hemzemin Geçit'te meydana geldi. 44EC166 plakalı otomobil Hemzemin Geçit'ten geçmeye çalıştığı esnada Malatya'dan Elazığ'a giden yük treninin altında kaldı.
Kaza sonrası metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan aynı aileden Muhammed Ali, Sena Nur ve Atakan Alkan olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobilin çekici yardımıyla raylardan çekilmesiyle tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cezmi-Kartal Caddesi'nde silah sesleri yükseldi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay gece saat 02 sıralarında Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi-Kartal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanından çıkan tarafların tartışması kavgaya dönüştü ve silahlar çekildi. Cezmi-Kartal Caddesi ve Akıl Sokak'ta devam eden kavgada bir kişi açılan ateş sonucu hafif yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Şüpheliler olaydan sonra kaçarken olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayda kullanılan bir adet silaha el koyarken kaçan iki kişinin ise kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da görev yapan basın mensupları sosyal sorumluluk projesine destek kampanyasında bir araya geliyor. Basın İlan Kurumu Malatya Şube Başkanı Nihat Abacı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vermek için basın mensuplarını bir araya getiriyor. 24 Ocak Salı günü kan bağış kampanyasına destek vermek için basın mensuplarına çağrıda bulunan Nihat Abacı, TV Malatya mikrofonlarına konuşarak tüm basın mensuplarını kan bağışı için Kızılay Kan Merkezi'ne davet etti. Abacı kampanyaya ilimizde ise başta Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizesine Sayın Valimiz ve diğer protokol üyeleri de destek verdi. Biz de basın mensupları olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde kampanyaya katılma kararı aldık dedi. Nihat Abacı, kış mevsimi nedeniyle kan bağışının azalmasından ve kan stoklarının azalmasından dolayı kan acil değil sürekli ihtiyaçtır kampanyasına destek vermek amacıyla tüm basın mensuplarının duyarlı davranarak 24 Ocak Salı günü saat 10.30'da başlamak üzere Fuzuli Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'nde olacaklarını söyledi. Kış ayı olması nedeniyle kan bağışının azaldığından dolayı kan stoklarının tükendiğini ifade ettiler. Bunun üzerine kurum ve kuruluşlar harekete geçerek kan bağışı kampanyasına destek verdiler. Türkiye genelinde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilimizde ise Büyükşehir Belediyesi örnek hareket göstererek kan bağış kampanyasına destek oldular. Biz de basın mensupları olarak bu kampanyayı destek vermek için kolları sıvadık. Salı günü saat 10.30'da Fuzuli Caddesi'ndeki kan merkezine giderek kan bağışında bulunup kampanyaya destek vereceğiz. Buradaki amacımız sosyal sorumluluk çerçevesinde bütün basın mensuplarını saat 17.30'a kadar devam edecek olan kan kampanyasına davet ediyoruz. Müsait zamanlarında destek vermelerini ve kan bağışlamalarını talep ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi erken yaşlarda sigara nedeniyle ölüyor. Uzmanlar uyardı, eğer önlem alınmaz ise bu sayı artarak önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır dedi. Sigaranın zararları hakkında açıklama yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Savaş Hacı Evliyagil, her bir sigarada vücut için zehirli ve zararlı olan 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigara dumanında ise kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltan egzoz gazı olarak bilinen karbonmonoksit gazı bulunur. Sigarada bulunan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her 4 kişiden 3'ü bağımlı olmaktadır.
olmakta ve sigara tiryakisi olmaktadır. Akü yapımında yapılan kadmiyum, roket yakıtında bulunan metanol, çakmak gazı bütan, temizlik maddesi amonyak, fare zehri arsenik, böcek ilacı DDT, oje ve kimyasal sökücü aseton, güve ilaçlamada kullanılan naftalin ve öldürücü zehirler sigara ve dumanında bulunmaktadır dedi. Sigaranın insan vücudunda yol açtığı hastalıklar hakkında da bilgiler veren Profesör Doktor Hacı Evliyagil, sigara öksürük, balgam, nefes darlığı, kan tükürme, KOAH, akciğer kanseri, damarlarda tıkanma, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp ritim problemleri, mide ve 12 parmak bağırsağı ülserleri, kronik gastrit, reflü, pankreas ve bağırsak hastalıkları, kemiklerde yoğunluk kaybı, mide kanseri, karaciğer ve yemek borusu kanseri, damarlarda tıkanma, beyin kanaması, inme, beyin sapı kanamaları, erken bunama, ayak damarlarında tıkanma ve ayağın kesilmesi, erken yaşlanma, ciltte kırışıklıklar, parmaklarda sararma, cinsel güç kaybı, kısırlık, adet düzensizlikleri ve erken menopoz gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor diyerek sigarayı bırakmak için yapılması gerekenleri de anlattı. Hacı Evliyagil, sigarayı bıraktığınızda ilk 72 saatte en yoğun olmak üzere aşırı sigara içme isteği, endişe, huzursuzluk, sinirlilik, öfke, korku, konsantrasyon güçlüğü, hatta depresyon gelişebilir. Bunlar beklenen şikayetlerdir. Tüm bağımlılık yapan maddelerde olduğu gibi sigara veya bağımlılık yapıcı madde bırakılınca görülmektedir. Bu şikayetleri en aza indirmek için günlük aktivitenizi arttırın, derin nefes alın, çok basit ama çok yararlı olan bir uygulama, aklınıza sigara geldiğinde derin nefes alın, spor yapın, yürüyüşe çıkın, gece uyuyamadığınız zaman duş alın. Sigara birden bırakılır, içilen sigara sayısını azaltmakla sigara bırakılmaz dedi. Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısının ilaç firmalarının dağıtımının kanallarında kaynaklandığını söyledi. Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, son günlerde yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalnız sağlıklı bir gün geçirebilmemiz, sağlıklı yıllar geçirebilmemiz adına ilacın hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Fakat son zamanlarda ilacın eczanelerimize geldiğinizde yok kelimesiyle çok sık karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla insan sağlığı büyük bir ölçüde tehlikeye giriyor. İlacın eczanelerde yok olmasının sebebi eczacıdan kaynaklanan bir sorun değildir. Bunun büyük sebebi ilaç firmalarından ve dağıtım kanallarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla halk sağlığını ilgilendiren böylesi önemli bir konuda ilaç yokluğu meydana gelmekte. Eczanelerde çok çık hastalarımız yok ilaçlarla karşılaşmaktadır. Bütün halkımız şunu gayet iyi bilmelidir ki eczanelerimiz ve eczacılarımız halk sağlığına hizmet eden profesyonel sağlık emektarlarıdır. Ellerinde bulunan bir ilacı halka ulaştırmaması, hastaya vermemesi diye bir sürü söz konusu olamaz. Asla mevzu bahisi değildir. Hatta 7 gün 24 saat ilçelerde, köylerde, beldelerde sağlık hizmeti veren arkadaşlarımız bu ilaç Türkiye'nin neresinde bulunuyorsa bulunsun ulaşmakta ve hastasına ulaştırmakla büyük çaba sarf etmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu stokçuluk konusuna bir an önce el atması gerektiğini kaydeden Özelçi, ilaç takip sistemini kullanarak ilaç sıkıntısının sebebini bulmaları ve bu sorunu çözmeleri gerektiğini kaydetti. Bizim Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkililerinden beklentimiz ilaç takip sistemi adı altında eczanelerin hastalara verdiği ve hangi hastada olduğunu bile dahi tespit edilen bu sistemde ilacın üretim tarihinin belli olduğu bir şeyde hangi depoda, hangi dağıtım kanalında veya hangi firmada olduğunu bulmaları çok zor değildir. Bu ilacı halk sağlığına sunmayan dağıtım kanallarının ve ilaç sanayinin bulunup cezalandırılması ve gerekli cezaların müeyyidenin uygulandırmasını istiyoruz. Bizim halkımız, halk sağlığını önceleyen halk için 7 gün 24 saat çalışan eczacılar olarak elimizden geldiğince halkımıza ilacı ulaştırabilmek, tedarik edebilmek için uğraşacağız. Çünkü ilaç elastikiyeti olan bir ürün değildir. Hayata önemi haizdir. Bu nedenle eczanelerimiz görevlerinin başındadır. Halkımız için bu şekilde ilaca ulaşımın önünü açmak için mücadele edeceklerdir. Evkur Yeni Malatya Spor deplasmanda oynayacağı Samsun Spor maçının hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de Mersin İdman Yurdu'nu mağlup eden ev kur yeni Malatya Spor, 19. haftada deplasmanda Samsun Spor'la oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesine katılmak için Ankara'ya giden teknik direktör İrfan Buz ve yardımcısı Engin Özdemir'in yer almadığı antrenmanda takımı yardımcı antrenör Zafer Hızarcı çalıştırdı. Nurettin Soykan tesislerinde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan Caner Arıcı, Mehmet Sak ve Dealiba'nın Samsun Spor müsabakasında forma giymeyecekleri ifade edildi. İnönü Stadı'nın bozuk zemininden kaynaklandığı düşünülen sakatlıklardan dolayı revire dönen sarı kırmızılı takımda Sadık ve Pereira'nın son durumuna ise çekilecek MR sonuçlarına göre karar verileceği kaydedildi. Yapılan çalışmaya yeni transfer Ferhat Kiraz da katılırken tecrübeli futbolcunun bu hafta oynanacak Samsun Spor müsabakasında forma verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.